Merhaba arkadaşlar, MSC Cradle CFD yazılımı 2. eğitim videomuza hoş geldiniz. Bu videoda şekilde gördüğünüz 90 km hızla hareket eden planörün yüzeyini etkileyen kuvvetleri inceleyeceğiz. Ayrıca bu videoda dış akış problemlerinde hesaplama alanı nasıl oluşturulur, Rubber Box komutu kullanarak nasıl meç atılır ve yüzeyi etkileyen kuvvetleri nasıl çıktı olarak alırız, bunları öğreneceğiz. Şimdi analiz ekranımıza geçebiliriz. Analizimize ilk olarak ön işlemciyi çalıştırarak başlıyoruz. Burada Launch Preprocessor butonuna bastığımız zaman böyle bir arayüz karşılıyor bizi. Burada ilk olarak yapmamız gereken şey çizim dosyasını eklemek. Burada Import Part File kısmında planörün önceden çizilmiş XT formatındaki çizimini ekliyorum. Gördüğünüz gibi planörün bu şekilde. Ardından bu bir dış akış problemi olduğu için bunun etrafında bir hesaplama alanı oluşturmam lazım. Onu da Create Parts kısmında. Burada part name olarak hesaplama alanı yazıyorum. Ardından bu hesaplama alanının ölçülerini belirlerken ben bunu planörün etrafında genişletmek istiyorum. O yüzden Calculate Size from Selected Parts dediğim zaman burada ölçülerini alıyor. Extend Surroundings dediğim zaman bunun etrafında genişlet diyorum. Burada ölçüleri verirken dikkat etmemiz gereken şey dış akış problemlerinde her zaman akışın geldiği yöndeki uzunluk hesapladığımız parçanın 2 katı olacak şekilde, akışın çıktığı yönde de 5 ila 10 katı olacak şekilde girmemiz gerekiyor. Burada benim planörümün x yönünde, akış yönündeki uzunluğu 8.72 metre. Yani buna kabaca 10 metre dersek, x yönünde minimum site kısmında 20 metre, 2 katı. Çıkış yönünde ise 5 ila 10 katı. Ben 10 katından maksimum sınırdan vereceğim. 100 metre olarak girebilirim ben bu ölçüleri. Y ve z yönünde ise analizimin sonucunu etkilemeyecek şekilde 50'şer metre girebilirim. Ardından buna Registress Fluid Region dersem bunun bir akışkan olduğunu tanımlayabilirim. Buradan da Preview'a basarak kırmızı ile boyalı alan hesaplama alanım olduğunu görebilirsiniz. OK'ye basıp artık Build Analysis Model kısmına geçebilirim. Analiz modelini inşa edeceğim. Tamam'a basıyoruz. Burada bize Analysis Model Wizard karşılıyor. Burada dikkat etmemiz gereken şey Use Solid Based Face'tir. Bunun işaretli olduğundan emin olun. Ardından Face Accuracy for Part and Region. Bu kısma geldiğimiz zaman burada dikkat etmemiz gereken şey hesaplama alanı planörden çok daha büyük olduğu için planörün faceit'ları da hesaplama alanına göre çok daha küçük kalıyor. Bu yüzden bu faceit yani yüzeylerin orantılı olduğunu belirtmek için burada Slider'dan Edit dediğim zaman burada Maximum Edge Length'i girmemiz gerekiyor. Bu sayede planörün yüzeyinin hesaplama alanına göre orantılı bir şekilde çizilmesi gerekiyor. Burada Maximum Edge Length default olarak 5 vermiş. Fakat ben burada hesaplama alanıyla planörün uzunluklarının orantısına baktığım zaman hesaplama alanı x yönünde 128 metre. Planör 8.72 metre. Bu ikisini birbirine böldüğünüz zaman 14.7 gibi bir şey geliyor. Bu bulduğumuz 14.7 değerini de default değerle çarpıyoruz. Yani 5 ile çarptığımız zaman 73.5 gibi bir sayı geliyor. Ben buraya 73.5 giriyorum maksimum edge length olarak. Daha sonra OK'ye bastığımız zaman create face diyoruz ve bu face'ler atılıyor. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde oluşturdu bunları. Ardından build dediğim zaman artık analiz modelini inşa edebilirim. Gördüğünüz gibi artık şekil mavi oldu. Ardından ilk olarak yapmamız gereken şey malzemeleri atamak. Burada hesaplama alanım benim. Tabii ki de akışkan, gaz, hava. Bunu seçeceğiz. Planörün yüzeyi için yani herhangi bir malzeme atamamıza gerek yok. Çünkü ısı vesaire çözmeyeceğiz. Sadece akış çözeceğiz. O yüzden bunu sadece engel olarak, obstacle olarak bırakabilirim. Ardından Register Region deyip burada benim bölgeleri tanımlamam lazım. Burada tabii ki burası havanın girdiği yer. Giriş. Türkçe yazarsak. Giriş listeliyorum. Burası da çıkış. Ardından etraftaki duvarları tanımlayabilirim. Buralar walls ya da Türkçe olacaksa duvar. Son olarak bir de şu hesaplama alanını kapatıp select all faces dersen planörün bütün yüzeylerini tanımlayabilirim. Ardından hesaplama alanımı tekrar aktifleştiriyorum. Artık sınır koşullarına girebilirim. Buradan Conditions'a bastığımız zaman burada Analysis Type'da Flow yani akış çözeceğim ben. Burada Method Settings'e gelip türbülans modelini, SST k-omega, ben bunu kullanacağım ama kendiniz isterseniz değiştirebilirsiniz. Burada da method for compressibility, yani pressure based solver ya da density based solver ayarlarını yapabilirsiniz. Burada kalan hiçbir şeye dokunmuyorum ve next diyorum. Burada basic setting'e geldiğim zaman steady state analiz, transient state analiz var. Ben steady state analiz, yani zamandan bağımsız bir analiz gerçekleştireceğim. Last cycle'ımda 400, yani 400. döngüye kadar hesaplamaya devam edecek. Yine bundan sonra bir şeye dokunmuyorum. İlk koşulum yok. Sınır koşullarına geldiğimiz zaman ilk olarak akış koşulları. Girişim için akış koşulu belirleyeceğim. Girişim 90 km/saat, yani 25 m/saniye set diyorum. Çıkış için de çıkıştaki hızı bilmiyorum ama atmosfere açıldığı için bu hesaplama alanı static pressure outflow'dan pressure'ı 0 girdiğimiz zaman, yani atmosfer basıncında devam ediyor demek. Ona da set diyorum. Ondan sonra duvar koşullarında ben burada tanımladığım duvarın, aslında bu bir sanal bir duvar. Aslında gerçekte böyle bir duvar yok. O yüzden no slip yerine free slip. Yani bu sanal duvarın etrafında akışkan serbest bir şekilde akması için free slip seçiyorum ve yine set diyorum. Ardından diğer koşullarda yapacağım bir şey kalmadı. Son olarak bir de out of field file kısmına gelip burada kuvvetleri bana çıktı olarak vermesi için surface data'ya gelip şurada volt shear stress vektörü output seçiyorum ki bana çıktı olarak versin. Ardından output of this file deyip burada output surface stress kısmında ben condition ekliyorum. New'e basıp burada planörü seçip planörün yüzeyindeki total stress, pressure stress, viscosity stress, bunları bana çıktı olarak vermesi için bunu da ekliyorum. Buradan sonra yine diğerlerinde yapacağımız bir şey yok. Buradan dosya ismini planör analiz mesela yapıp apply falan file'de ne istersek hepsini bu şekilde isimlendirecek. Daha sonra finish dediğiniz zaman koşulları da tamamlamış oluyoruz. Ardından Octree parametre geldiğimiz zaman ben Octree parametre girmek istiyorum oktanlarımı atarken. Burada restrict maximum oktan size var. Ben bunları minimum ve maksimum ikisine de 8 metre geleceğim. Fakat sadece planörün etrafında daha sıkı bir oktan dağılımı elde etmek için burada size girebilirsiniz. Burada 0.0625 diyeceğim. Apply dediğim zaman bunu da artık atadı. Ardından create derseniz bu hemen oktanları atadı. Ardından ben rubberbox komutu kullanarak oktanlarımı daha da sıkılaştırmak istiyorum. Öncelikle Ctrl D'ye basarsanız bu şekilde wireframe olarak size gösterir. Ardından Y'ye bastığım zaman yandan, X'e bastığım zaman da arkadan şu an görebiliyorum. Şimdi ilk olarak Rubberbox'u kullanmak için şuradan View'a gelip Rubberbox Show'u işaretlemem gerekiyor. Ardından şurada Rubberbox'a bastığım zaman yandan bakarsak planörün etrafında belirlediğim bir alanı, sadece belirlediğim alanı gösterip diğer alanları gizliyor. Ardından bir de arkadan alan seçecek olursak şu şekilde. Sadece benim işaretlediğim alanı gösterecek benim için. Gördüğünüz gibi şu şekilde bir alanı kendim belirledim. Ardından tekrar View kısmına gelip Refinement Level'a bastığımız zaman burada bütün level'ları boyutlarıyla birlikte gösteriyor. Ben 10, 11 ve 12. level'ı tikini kaldırıp display'e bastığım zaman gördüğünüz gibi bu alanları da bana gösterdi. Ardından bunu kapattığımız zaman şu an gördüğüm bütün alanları ben oktanlarını sıkılaştırmak istiyorum. Burada gördüğünüz gibi Refine Octans komutu var. Buna bastığım zaman bütün oktanları bir kademe daha sıkılaştırdı benim için. Ardından arkadan bakacak olursak şu şekilde geometriyi tam ortadan ikiye bölüp şimdi Y'ye basarsam yandan oktan dağılımını bu şekilde görebilirim. Tekrar Ctrl D'ye basarsam da gördüğünüz gibi bu şekilde oktan dağılımını kendiniz inceleyebilirsiniz. Ardından show all diyorum. Artık mesh'imi de atabilirim. Mesh parametre geldiğim zaman zaten oktanım yeterince sıkı, ayarlarını yaptım. Burada hiçbir şeye dokunmama gerek yok. Ben direkt create mesh'e basarsam program kendisi mesh'i oktanlara göre atacak. Gördüğünüz gibi önce şu an surface mesh'leri atıyor. Ardından prizma katmanlarını ekliyor. Ve tetraedral mesh atıyor. Program önce tetraedral mesh atıp ondan sonra bunları polihedral mesh'e çeviriyor. Default olarak isterseniz Poliedral meşe çevirme diyebilirsiniz. Tetraedral meş atar o zaman sadece. Evet, meş atma işlemi de tamamlandı. Gördüğünüz gibi 846.000 düğüm, 161.415'te element var. Yine tekrar meşimi de incelemek istersem yine rubber box kullanarak tam ortadan kesecek şekilde. Çünkü bir kesip Y'ye bastığım zaman yandan bakabilirim. Ctrl D komutuyla tekrar bu şekilde gördüğünüz gibi prizma katmanını, mesh dağılımını inceleyebilirsiniz. Artık ön işlemcide yapacağım bir şey kalmadı. Buradan execute'a basıp execute solver dediğim zaman artık çözücüyü çalıştırabilirim. Gördüğünüz gibi kendisi otomatik başlatıyor. Evet, gördüğünüz gibi analizimiz tamamlandı. Reach steady state normal diyor. Yani kendi kendine analizimiz yakınsa da 100 iterasyon sürüyor ve 1 dakika 37 saniyede bitti. Ardından post processor yani son işlemciye geçebiliriz. Burada launch post processor'a bastığınız zaman kendisi otomatik olarak başlıyor. Görmüş olduğunuz gibi ön işlemciye benzer bir arayüz var bizim karşımızda. Otomatikman kendisi bir service bir de plane atamış. Şimdilik ben plane'i gizliyorum. Redraw dediğim zaman. Şimdi surface kısmından ben birkaç şeyi görselleştirebilirim. Region'dan önce şurada Max Boundary'yi kapatıp Register Surface'dan planar yüzeyini aktifleştirirsem burada sadece bana planar yüzeyi gözükecek. Ardından Contour'a bastığım zaman Display'de Variable olarak Pressure'ı seçerseniz burada planarın yüzeyindeki basınç dağılımını inceleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi kanatların ucunda, burunda ve arka kanadın ucunda yine yüksek basınç. Kanadın yüzeyinde ve arka kısmında düşük basınç vesaire. Bunlara bakabilirsiniz. Ayrıca dilerseniz Create kısmından Min-Max Positions'a basarsanız gördüğünüz gibi maksimum ve minimum basıncın koordinatlarını ve değerlerini buradan inceleyebilirsiniz. Ardından burada Oil Flow'a bakabiliriz. Oil Flow'da Velocity'yi seçerseniz değişken olarak gördüğünüz gibi burada çizgileri çekti. Tabii arasındaki mesafe çok yüksek. Bunu 25 değil de 0.1 kalınlığında 1 yaparsak gördüğünüz gibi bu şekilde. Hatta bunu kapatıp arkasına kendimiz başka bir renk de ekleyebiliriz. Bu şekilde incelerseniz arkadan baktığınızda ya da yandan baktığınız zaman nerelerde ayrılma var vesaire bunları kendiniz yorumlayabilirsiniz. Ardından plane'e geçtiğiniz zaman burada plane'de de bazı şeyleri iki boyutlu inceleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ama ilk başta plane'i Z eksenine dik atmış. Ben bunu Y eksenine dik olmasını istiyorum ki uçağı tam ortadan kessin. Gördüğünüz gibi burada uçağı tam yandan görebiliyorum. Ardından Y'ye basarsam uçağa dik bir şekilde bakabilirim. Burada yine kontür kısmına gelirseniz ilk olarak display deyip pressure'a basarsanız yine iki boyutlu bir şekilde uçağın tam yandan baktığınızdaki basınç dağılımını inceleyebilirsiniz. Yine aynı şekilde create min-max positions derseniz yandan baktığınızda da maksimum minimum koordinatlarını tam bu çizgi üzerindekileri inceleyebilirsiniz. Onun dışında hız vektörlerini inceleyebilirsiniz. Bunu kapatıp vektöre bastığınız zaman display derseniz yine redraw dediğimiz zaman bu şekilde. Başta tabii çok düzensiz vektörler var. Bunu kendimiz düzenleyebiliriz. Buna uniform deyip aralarındaki mesafeyi de daraltarak 0.05 girdiğim zaman bu şekilde yine çok sıkı oldu. Uzunluklarını da ben 0.05 kalınlığında 1.5 yaparsam gördüğünüz gibi hız vektörleri ve yine renklerine göre hızları bu şekilde inceleyebilirsiniz. Ayrıca hız vektörünün ucundaki okları da şu şekilde açılarını ayarlayabilirsiniz. Mesela şu an ya da boyutunu bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Son olarak kuvvetleri nasıl görüntüleyebileceğinizi göstereceğim. Burada yine çözücü ekranına gelip OpenL file'a tıklarsanız burada bize verdiği bütün çıktıları inceleyebilirsiniz. Ben hatırlarsanız planörü seçmiştim. Planör yüzeyini output olarak vermesini seçmiştim. Burada planörün yüzey alanı X, Y, Z yönündeki total pressure stres kuvvetlerini tek tek listelemiş. Benim bakmak istediğim X ve Z yönündeki total kuvvetler. Burada gördüğünüz gibi 5.05 çarpı 10 üzeri 2. Yani 505 Newton sürüklenme kuvveti X yönünde uygulanıyor. Ve Z yönünde de 1000.751 çarpı 10 üzeri 3. Yani 1751 Newton'da bir kaldırma kuvveti bu uçağa uygulanmış. Son olarak şunu eklemek istiyorum. Bir analiz programını ne kadar iyi öğrenseniz bile sonuçlarınızı görselleştirip iyi okuyamadığınız sürece analizlerinizin pek bir işe yaramayacaktır. Bu yüzden herhangi bir CFD programını öğrenirken post processing yani son işlemci kısmını da iyice öğrenerek elde ettiğiniz sonuçlardan daha doğru çıkarımlar yapabilirsiniz. Bu sayede yaptığınız analizden de maksimum verimi almış olursunuz. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. İlerleyen videolarda görüşmek üzere.